Bir cumartesi akşamında Karamanlı TV'de sizlerle beraber olmanın mutluluğu ile mutlu bir hafta sonu dileklerimizle programımızı açıyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Karamanlı Belediye Başkan Adayı Sayın Filiz Şener Türkoğlu ile her cumartesi günü gerçekleştirmiş olduğumuz seçime doğru programıyla yine karşınızdayız. Filiz Hanım'la yine gündemle ilgili konuları konuşacağız ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün itibariyle 31 Mart yerel seçimlerine tam tamına 15 gün kaldı. Evet. Gerek siz ve gerek ekibinizle yine yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Seçimlere az bir süre kalmasına rağmen ben sizi çok dinamik, çok enerjik görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu enerjinizi nereden aldığınızı öğrenebilir miyim? Bu enerjimi büyük bir hevesle belediye başkanı olma yolunda ilerleyerekten buradan alıyorum. Güzel bir ekibimiz var. Ekibimizle birlikte hareket ederek çalışıyoruz. Halkın vermiş olduğu güç, kısacası. Evet. Halktan almış olduğum enerji bana güç veriyor. Daha çok enerjik oluyorum. Anladığım kadarıyla halktan o enerjiyi alıyorsunuz. Evet. O enerjiyi de siz herhalde ekranlara yansıtıyorsunuz galiba. Aynen, doğrudur. Şimdi tabii 15 gün kaldı dedik. Yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Gerek ekibinizde gerek kendiniz. Karaman'da şu an seçim siyaseti olarak halkın nabzı nasıl geçiyor? Öncelikli olarak tekrar buradan belirtmek istiyorum. Maalesef ki ne kadar bazı kişilerin farklı göstermeye çalışsa da siyaseti, şu an Karamanlı ilçemizde bir korku siyaseti var. Bastırma siyaseti var. Bundan dolayı maalesef ki çok şenlikle, çok güzel geçiyor diyemeyeceğim. Çünkü özellikle ben kiminle görüşürsem halktan, kiminle yan yana gelirsem akabinde birileri gidip o kişileri bastırıyor. Dolayısıyla halk susmuş durumda, çok sessiz. Yani gözlemlediğimiz kadarıyla siz de bunu açık bir şekilde görebiliyorsunuz. İlçemizde bir seçim havası yok. Evet, yani bundan bir 5 yıl öncekiyle karşılaştıracak olursak, şurada 15 gün, evet, bir süre kalmasına rağmen çok sessiz bir seçim ortamı var. Maalesef. Bunda mutlaka bizim Karamanlı TV olarak mutlaka bir etkimiz vardır ama açıkçası çok sessiz bir ortam var. Çok. Halk sessiz, halk suskun. Evet. Kesinlikle. Buradan halka şunu söylemek istiyorum. Çok kıymetli hemşerilerim, belediye başkanı olduğum gün itibariyle Karamanlı'da korku siyaseti tamamen sonsuza dek yok olmuş olacak. Böyle bir siyasi anlayışın artık ilçemizden terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Siz her ne kadar korku siyaseti yapıldığını söylüyorsunuz ama Sayın Fatih Selimoğlu bir önceki kendisiyle gerçekleştirmiş olduğumuz programda Karaman'da gayet huzurlu bir ortamın olduğunu ve bu seçim sürecinde huzurlu bir ortamda gerçekleştiğini ifade etmişti. Şimdi çok güzel söylüyorsunuz. Kendisi kendi beyanatından dolayı taklacı başkan böyle söylemesi gayet normal diye düşünüyorum. Çünkü halkın sessizliğini huzur diye adlettiriyor demek ki kendisi. Daha diyecek bir şey yok diyorum. Peki neler söyleyeceksiniz? Gündeminizde ne var sizin bu haftaki konunuz? Nedir? Şimdi 15 gün kaldığı için ve taklacı başkan da çok güzel projelerini açıkladığı için bu hafta kitabımızı tekrar açıyoruz. Eski vaatlerini, çok fazla detaya girmeyeceğim, önemli olan can alıcı noktalardan hemen hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan geçen dönem 2014 döneminde, siz de buradan görebilirsiniz. Evet, ben bakıyorum buradan. Ara ara yönetmenimiz de görselleri ekrana verirse sevinirim. Herkes net bir şekilde görsün. Ben Harbi Filiz Türkoğlu, ben doğruları söylüyorum. Ben buradan okurken daha sonrasında ben onu söylememiştim, dememiştim, yapmamıştım kelimeleri kullanmasınlar. Biz sayfa sayfa görüntülerini de ekrana taşıyalım. Şimdi öncelikli olarak birinci sayfada yerel yönetimler başlık altında başkanın başkan olduktan sonra nasıl bir siyaset izleyeceğini ve nasıl bir başkanlık yapacağını söylemiş. Ve Karamanlı'ya daha fazla yatırım yapılması için diyor, belediye başkanı ve ekibim olarak diğer yerel yönetim temsilcileriyle parti farkı gözetmeksizin uyum içerisinde çalışılacak diyor. Bunu yaptı mı? Pek zannetmiyorum.
Çünkü çevre ilçelerdeki belediye başkanlarının yapmış olduğu, özellikle çiftçilere yönelik yapmış olduğu desteklerden bizim başkan yapmadı. Üniversite Meslek Yüksek Okulu birinci sırada geliyor. Meslek Yüksek Okulu'nu aynı anda şunu da söylemek istiyorum. Geçen dönem 2014 döneminde Meslek Yüksek Okulu'nun yapılacağının vaadini veren başkan 31 Aralık 2017 tarihinde Meslek Yüksek Okulu'nun temelinin Nisan ayında atılacağını kendi beyan etmiş sosyal medyasından. Ama bir seneye aşkın bir süre geçmesine rağmen, 2 sene hatta, halen daha temel dahi atılmamış. Yani 2014'te zaten vaat ediyor, yapılmıyor. 2017'de de bir gazetede kendi yazılı basında vermiş. Burdur Anadolu Ajansı ve Milliyet Haber'de çıkmış. Meslek Yüksek Okulu'nun Nisan 2017 tarihinde temelinin atılacağını söylemiş. Akabinde Ardışık B tipi mesire alanının emniyet amirliği binaları, Karamanlı Hükümet Konağı yapımı, hayvancılık organize sanayi bölgesi oluşturulması konusunu çalışmaya devam edeceğiz diyerek, son olarak da ikinci etap TOKİ başlanacak diyerek bir paylaşım yapmış. Bunu da yazılı basına, yazılı olarak basına vermiştir. Bu Burdur Anadolu Ajansı ve Milliyet Haber'de vardır, mevcuttur. Oradan halkımız isterlerse bakabilirler. Şu an burada söylemiş olduğum, hem 2014'te hem 2017'de yapılacağını söylemiş olduğu bu 4-5 başlık altındaki projeler hali hazırda şu anki vaatlerinin arasında da var maalesef. 5 senedir yapmamış. 2017'de temel atılacağını söylemesine rağmen temel dahi atılmamış. Bu üniversiteyle ilgili çalışmaların yapıldığını, hatta bölümün belirlendiğini söyledi Karamanlı TV. Şimdi oraya geldim. Evet. 2014'teki vaadinde, siz de buradan dikkatli bakarsanız, ikinci şıkkında şunu söylemiş başkan. Yüksekokul yapımı, mermercilik, ziraat veya veterinerlik ile ilgili bölüm açılması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Tamam, mermer diyarı olduğumuz doğrudur. Mermercilikle alakalı bir bölümün olması da çok güzel. Çok, ancak göz ardı etmememiz gereken en büyük husus da şudur ki, bilhassa Karamanlı halkının %80'inin geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık olduğunu düşünürsek, mermercilik tamam olabilir, olsun, olmasın demiyorum ama ziraat ve veterinerlik bölümünün zaruri ihtiyaç olduğu aşikar. Bu bölümler neden açılmıyor? Artı bölümden ziyade biz Meslek Yüksek Okulu'nun temelini bari atmalıydık ki bugüne kadar başkana bir dahaki dönem verirdik bir daha başkanlığı. Evet. Temel dahi atılamadı. Çevre ilçelerimize Meslek Yüksek Okulu yapılmışken yıllar öncesinden, biz 2019 yılında halen daha Meslek Yüksek Okulu yapacağız diyerek vaat ediyoruz. Sizin vaatleriniz, bu gerçekten arasında, çok kötü. Siz vaatleriniz arasında hatta programlar söylemiştiniz ki, ben başkan olduğum takdirde bir sonraki seçimlerde artık bu meslek yüksekokul, yani yüksekokul projesinin artık olmayacağını söylemiştiniz, doğru kesinlikle mu? Kesinlikle. Evet. Bildiğiniz gibi ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayıyım. Dolayısıyla yukarıda Cumhur İttifakımız var. Yani belediye başkanı olduğum gün itibariyle iktidarın gücü Karamanlı'ya bir sürü hizmetleri gönderecektir. Bütün devlet yatırımları gelecektir. Bunda artık bir anlaşılmayacak bir nokta yoktur diye düşünüyorum. Evet. Eğitim konusunu söylemiş başkan vaatler arasında. Burada diyor ki 3. maddede İmam Hatip Ortaokulu binası ve eklentilerinin, aynen böyle yazıyor. Evet, evet. Yakın zamanda tamamlanması sağlanacak. 2014'te vaatleri arasındaydı başkanım bu. 2019 yılındayız. İmam Hatip Ortaokulumuz halen daha bitmedi. Az bir eksiği kaldı ama tamamlanıp açılamadı henüz. 4. maddede ilçemize yeni modern bir ortaokul binasının kazandırılması. Şimdi taklacı başkan bana kızacak da, 2014'te vaat ettiklerinin %80'ini tekrar vaat ediyor. Ki bu zaten ortaokul binasının kazandırılması, bunların hepsi devlet yatırımı. Belediye imkanlarıyla, belediye bütçesiyle yapılan yatırımlar değil ki bunlar. Artı 5 senedir
Gene bu okullarla alakalı bir temel dahi atılamamış. 8. Maddi durumu elverişsiz öğrencilere yönelik burslar verilecek, yardımlarla desteklenecek. Ayrıca köyler, çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilerimizin içinde yemek, kırtasiye ve giyecek yardımında bulunulacak demiş. Evet. Bu konuda bir kısım yemek konusunda ve taşınma konusunda yardımcı olunuluyor. Ancak diğer konularda bir işlem yapıldığını ben görmedim, bilmiyorum. Dinlenme tesisi konusunda da başkan en altta demiş ki Karaman'ımıza yeni modern bir otel kazandırmak için çalışma yapılacak. Halen daha Karamanlı'da maalesef ki otel hamam yok. Yeni projeler arasında gene var başkanın ama 2014'te gene vaat etmiş. Yalnız burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Karaman'ımızda bir otel yok deniliyor aslında ama mutlaka Karaman'ımızda bir tane otel var. Evet. Otel var. Yani şimdi onları da şey durumda bırakmamak lazım. Bir otelimiz var. Ama ne kadar yeterli orası tartışılır. Şimdi Karamanlı'mızda otel var. Evet. Bu konuda ben de bilgi sahibiyim. Ancak otelin konforu ve yeterliliği konusunda sıkıntı olduğu için evet. Otel yok diyoruz. Yani anladım. Bu konuda daha anladım. Fazla açıklama yapmak istemiyorum. Anladım. Yani kimse anladım. Yanlış anlamasın, evet. Kusura bakmasın. Karaman'daki yaşayan herkes Karaman'daki mevcut otelin halini biliyor. Buradan daha fazla bu konuda açıklama yapmak istemiyorum lütfen. Görsellerde gördüğünüz gibi bayağı ultra lüks bir otel fotoğrafı koyaraktan başka otel kazandırılmaya çalışılma yapılacak denilmiş. Fotoğraflara aldırılıyor. Bu fotoğraflar tatil bölgesindeki lüks otellerdendir. Bizim bu kadar lüks otele ihtiyacımız yok. Yani 2-3 yıldızlı bir otelimiz olsa yeterli olacaktır. Muhtemelen burada sembolik olarak koyulmuş zaten bu fotoğraflar. Sembolik ama şimdi ilerleyen konularda da evet. Bahsedeceğim. Evet. Mevcut başkanın yeni projelerinde de hazırlamış olduğu slide gösterilerinde de birazdan söyleyeyim de. Anladım. Yani bayağı abartı. Yani biz 5000 nüfusu bir ilçede yaşıyoruz. Anladım. Bizim ilçemizde o kadar büyük gerek yok. Neyse o konuya geldiğimiz zaman konuşalım. Buraya geldiğimiz takdirde ben hızlı bir şekilde geçiş yapmak istiyorum bu kitapçık üzerinde. Eşerer Mahallesi Çalburnu mevkiinde sanayi arası çalışması yapılarak yeni yatırımlar yapılmasına olanak sağlanacak demiş başkan. Öyle bir şey yok. Alıgeliş ve Eşerer Mahallesi'nin üst kısmında arsa çalışması yapılacak. Teşvikli arsa satışı yapılarak halkımızın ev yapmalarına olanak sağlanacak. Bu da yok. Yani ben can alıcı maddeleri kendim işaretleyerek okudum. Zaten ekrana verdiğimiz takdirde halkımız durdurup da tekrardan geri dönüş yapıp da bunları tek tek inceleme şansı olacaktır. Kendileri daha net bir şekilde kararını verecektir bu konuda. Sağlık ve sosyal hizmetler konusunda evet ilçemize bir diş doktoru geldi hastanemize. Bunun için başkana teşekkür ediyoruz. Başkanın bu konuda bir yardımı olduysa kendisine teşekkür edelim evet, bu konuda. Evet. Üçüncü maddede burada diyor ki Karamanlı'ya özel hastane açmak isteyen doktorumuz var. Bir bu yatırımı ilçemize kazandırmak için gerekli çalışmalar yapılacak. Bu talep eden doktor için buradan çok teşekkür ediyorum. Neden talebi olmasına rağmen ilçemize küçük çaplı da olsa bir özel hastanenin yapılmadığını merak ediyorum. Burada kendisi beyan etmiş başka. Bu aşağıdaki maddelere çok fazla girmek istemiyorum. Dediğim gibi yani engelliler özürlerimiz için, evet, yaşlılarımız evet. için tabii. Onlara hobi ve meslek alanlarıyla alakalı eğitimler vereceğini, onların eğitimleri amaçlı burada ulaşımları ve eğitimleri amaçlı destekler yapacağını söylemiş. Ancak onların da olmadığını görüyoruz maalesef. Ve esas konumuza geliyoruz. 7. El sanatları satış ve sergi yerleri açılması için halka teşvikte bulunulacak. Ben 5 senedir el sanatları satış yeri için kadınlarımızın talep ettiğini biliyorum bizzat kendim. Ancak bu satış için bir dükkan ve teşvikte bulunabilen birilerini göremedim. Ve çok üzüldüğüm nokta şu. Bayanlarımız özellikle bu halk eğitim kurslarına katılıyorlar. Çok güzel kurslar açılıyor. Ancak bu kurslardan alınan belgeler maalesef ki evde çekmeceye konuluyor. Bu belgelerden hiçbir şey yapılamıyor. Benim istediğim kadınlarımızın talepleri, ilçemizdeki kadınların talepleri
biz bu belgelerimizi değerlendirelim artık. Az da olsa kendi paramızı kazanabilelim. Zaten sizin kadınlara yönelik zaten özel projeleriniz vardı. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konuda maalesef gene bir işlem yapılamadı. Çok önemli bir noktaya geldik. Süt ürünlerinin geliştirilmesi, süt ve süt ürünleri tesisi kurulması için öncülük yapılacak. Maalesef ki mevcut başkan vaat ettiğini yerine gene getirmedi. 7. Küçük ölçekli sebze meyve hali sorununun çözümü için çalışma yapılacak. Bu konuda da herhangi bir çalışma yapılmadı. Herhangi bir hal projesi dahi yok. Evet. Seracılık ve meyvecilik için çalışma yapılacak ve desteklenecek. Seçim yatırımı olaraktan şu 1-2 aydır bu seracılık ve meyvecilikle alakalı konuşmalar yapmaya başladı başkan ama 5 senedir gene bir faaliyet yoktu. Toprak tahlil istasyonu kurulması ve tarımda verimin arttırılması yönünde çalışmalar yapılacak diyor başkan. Vaadinde o da yapılmadı. Modern bir kahvehane açacaklar, desteklenecek demiş. Modern bir kahvehane maalesef açılmadı. Ve can alıcı Karamanlımızın maalesef ki kanayan yarası hayvan pazarı kurulacak ve içerisine elektronik kantar konulacak diyen başkan maalesef ki taklalar ataraktan, bahaneler bularaktan 5 senedir yapmadı. Ve yeni projesinde tekrar var. Gerçekten de bu hayvan pazarı sürekli vatandaşlarımızın sürekli üstünde basar basara bize sordukları bir konu. Kesinlikle. Belediye başkanlarına bu konuyla ilgili sürekli sorular soruyorlar. Yapılacak mı, olacak mı? 2014 döneminde nedir, neden? Mevcut başkanın vaatler arasında vardı. Şimdi 2019'da gene var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu hayvan pazarı Sayın Fatih Selimoğlu'nun da projeler arasında var. Var. Sizin de projeleriniz arasında var. Tabii ki. Tabii ki diğer aday Sayın Turgut Yasa'nın projeleri arasında da muhakkak var. Çünkü önemli bir konu. Çünkü biz, tabii ki. Karaman'da hayvancılık önemli, çiftçilik önemli. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu konunun üzerine çok ilgileniyorlar. Kesinlikle ve önemli bir başkan konu. Başkan adaylarından bu konuyla ilgili bir şeyler bekliyorlar. Valla ben buradan sözümü verdim. Evet. İşte mevcut başkanın 2014'teki vaatlerin arasında var. Şimdi 2019'da gene var. Ben vaat ediyorum ve ivedilikle birinci sene içerisinde, başkanlığımın birinci senesinde hayvan pazarını ilçemize sabit olarak kazandıracağım. Evet. Ve can alıcı bir konuya geldik. Filiz Hanım, yeni bir konuya geçmeden önce isterseniz kısa bir ara verelim. Peki. Lütfen bizden ayrılmayın. Metin Halı Yıkama. Firmamızda araçlarınızı oto süpürgeyle temizleyebilirsiniz. Self servis yıkama istasyonu ile traktörlerinizi ve römorklarınızı yıkayabilirsiniz. Otomobil yıkama alanında köpüklü temizlik yapabilirsiniz. Alo, buyurun, Metin Halı Yıkama. Metin Bey, iyi günler. Halılarımız var mı acaba? Onları hemen servis yollayayım. Hızlı servis aracımızla halı, kilim, battaniye ve yorganlarınızı evinizden alıp Metin Halı Yıkama güvencesiyle tekrar evinize teslim ediyoruz. Yıkanacak eşyalarınızı organik antibakteriyel ürünlerle dezenfekte edip hijyenik olarak sizlere ulaştırıyoruz. Metin Halı Yıkama. Adres: Zafer Mahallesi, Eski Hayvan Pazarı Yeri, Karamanlı, Burdur. Telefon: 0537 460 55 38. Shell Restoran.
Karamanlı Belediyesi Akaryakıt İstasyonu'nda bulunan Shell Restoran her gün 8.30 ile 2.30 saatleri arasında siz değerli misafirlerimize hizmet veriyor. Restoranımızda kahvaltı dahil olmak üzere meşhur yaprak kavurma, saç kavurma, köfte, burdur şiş, güveçte musakka, gözleme, tahinli katmer, çorba çeşitleri, tatlılar ve enfes piyazımızla hizmete hazırız. Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla mevlüt, nişan, söz kesme, doğum günü, özel organizasyonlar, çeşitli etkinlikler ve özel günlerinizde tüm konuklarımızı ağırlıyoruz. Shell Restoran, Mehmet Okan. Adres: Hürriyet Mahallesi, Belediye Akaryakıt İstasyonu, Karamanlı, Burdur. Telefon: 0532 72851 0507 945 4833. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Filiz Hanım'la gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet Filiz Hanım. Evet, 13. maddeye geldik. Mezbahanenin yapımı için çalışmalar yapılacak diye vaat etmiş başkan. Teşekkür ediyoruz. Bu vaat ettiğini hayata geçirdi. Yaptı. Bu konuda takdiri halka bırakıyorum. Başka bir şey demiyorum bu konuda. 14 balık satış mağazası açılacak, desteklenecek. Tekrar teşekkür ediyorum başkana. Balık mağazasını açtı. Pazar yerimiz de var. Evet, evet. Karamanlı'ya hoş bir görüntü oluşturmuyor bence. Mekan olaraktan, yer olarak güzel ama daha bir modern, daha güzel bir mekan yaratılabilirdi. Ailecek gidip orada hoş bir ortamda balığımızı yiyebilirdik diye düşünüyorum. Maalesef bu konuda eksik ya yaptı ama. Açıkçası bu balık satış yapan arkadaş da çok özverili, onu söylemek istiyorum. Yani Karamanlı için mutlaka bir şeyler yapmak istiyor. İşte Baraj'da bir restoran vardı. Çok güzel. Orada ailece gidip yemek yiyebiliyorduk ama biz Karamanlı insanı olarak pek oraya alışamadık herhalde. Ya uzak geldiği için ya da balık kültürümüz olmadığı için herhalde onu tam olarak orada gerçekleştiremedik. Şimdi aslında orası güzel bir yer olarak. Mekanlı işleten arkadaşa bir şey söylemiyorum. Allah razı olsun, evet, kendisinden. Karamanlı'da bir işletme sahibi ve bizlere, evet, çok güzel hizmet, evet, evet, veriyor. Çok ben devamlı kendisine, evet, balık siparişi veriyorum. Evet. Açık söyleyeyim burada. Evet. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi belediye başkanı olarak mekanları yaparken bu mekanları içerisindeki işletmeye de uygun bir şekilde bir hale getirirsek devamlılığı olur. Mesela bir balık dükkanına gidip balık yediğimiz zaman mekanın konsepti de ona uygun oluyor. Yani en basitinden Antalya'da ve Fethiye'deki balık, evet, 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 yediğimiz lokantalara gittiğimiz zamanki hallerini biliyorsunuz. Yani en azından bir iki sefer gitmişliğiniz vardır muhakkak. Evet, evet, evet. Bunu biliyorsanız zaten şu anda pazar yerindeki balık mağazası bence yani hoş değil. Yeni başlık altındakilere geçelim. Kültür turizm. Evet başkan birçok gezi düzenlemiş olmasına rağmen bu geziler halk tarafından çok rağbet görüyor ve daha fazla yapılmasını talep ediyorlar. Birkaç gezi düzenledi başkan. Teşekkür ederiz. İkinci şıkta şöyle diyor. Yöresel yemekler yarışmaları düzenlenmesi için çalışma yapılacak. Evet. Bu konuda da bir çalışma yapılmadı. Yayla turizmi için çalışmalar yapılacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile girişimde bulunup tesisler kurulması ve bungalov evler yapılması için çalışma yapılacak diyen başkan, hmm, 2014'te vaat etmiş. Yayla turizmi yapılmadığı gibi yayla yolunun düzeltilmesi dahi yapılmadı. Maalesef çevre içlere baktığımız zaman çevre içlerin yayla yolları asfalt olmasına rağmen bizim yollarımız asfalt değil, normal yol çok kötü. Çok çok kötü yolumuz. Yayla yolu düzeltilmesi gerekiyor. Gençlik ve spor başlığı altından hemen iki maddeye bir şey söylemek istiyorum. İçerisinde yüzme havuzu, aquapark, hamam, sauna ve fitness salonu bulunan birçok aktivite ve çalışmanın yapılacağı gençlik eğitim merkezi ve spor kompleksi yapımı için kısa sürede çalışma başlatılacak diyen başkan 5 sene sonra 2019'daki vaatlerinde de aynı projesi var.
Bunun hakkında da bir çalışma yapamamış. Bu da bir devlet yatırımıdır. Temelini dahi attıramamış. Üçüncü şıkka bakalım hemen. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kuracağız ve stada ek tribün yapacağız diye vaat etmiş. Maalesef stada ek tribün yapılamamıştır. Bu çok büyük bir eksiklik. Çok fazla bir maliyeti olan bir şey değildir stada ek tribün yapılması. İki park, bir park eksik yapılsaydı da stada tribün yapılsaydı. Maalesef ki çok önemli olan bir husus ama yapılamamış tekrardan. Sayfayı çevirelim ve en güzel projemize gelelim. Taklacı Başkan devamlı olarak polemik yaratılmaya çalışıyor demiş oldu Otogar projesi. Evet. Park, ulaşım, konaklama. 1. Otobüs terminali duble yol kenarına alınarak şehirler arası taşımacılık yapan firmaların ilçemizden yolcu almaları için çalışmalar yapılacak. 2. Shell'in karşısına şehirler arası yolculuk yapacaklar için bekleme salonu yapılacak. 3. Sanayi Anadolu Öğretmen Lisesi arasında servis ve minibüs hattı için çalışma yapılacak. 4. Devrim İlkokulu'nun alt kısmındaki duble yol bağlantısı yapılacak. Daha yeni yapıldı. Hı. Bir tek bu yapıldı, o da daha yeni yapıldı. Diğer 3 maddede polemik yaratılmaya çalışıyor dediği başkanın mevcut kendi vaatleri arasında var. Yerinde belirtmiş Shell'in karşısı diye otogar yapacağını söylemiş ki zaten Shell'in karşısındaki halkımıza ait tarlaları da otogar yapacağım diyerek aldı ama otogar yapmadı. Evet, bölgesel kalkınma başlığına geldiğimiz takdirde ikinci maddeye ilçemiz çevre yol kenarında iş yeri alanları imara açılacak ve yöresel ürünler, sebze, meyve, burdur şiş, ceviz ezmesi satış yerlerinin yapılması için çalışmalar yapılacak. Ben dediğim zaman bana kızıyorlar. Bunu vaadini zaten 2014'te vermiş. Yani yok Büyükova kapsamında, yok bilmem ne diye gene taklatarak bahane bulmaya çalışıyor taklacı başkan ama orada kum çimento satışı yapılabiliyorsa yöresel ürün dükkan satışı yapabilecek dükkanlarında yapılabiliyor olması gerekiyor. Yani bahane bulmaya gerek yok. 3. Organize sanayi alanı ve hayvancılık organize sanayi alanları için çalışmalar yapılacak demiş başkan. Evet, bunun için çalışmalar yapmış. 31 Aralık 2017 tarihinde yazılı olarak basına vermiş olduğu Burdur Anadolu Ajansı ve Milliyet Haber'de haberi var. Orada da diyor ki hayvancılık organize sanayi bölgesi oluşturulması konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Halen daha devam ediyor ve yeni projeler arasında tekrar var. Devamlı devam ediyor. Pancar Kantarı başka bir alana taşınarak o alan yap işlet devret projesiyle yol üzeri lüks iş merkezi yapılması çalışması başlatılacak. Pancar Kantarı'na başkan programa çıktığı zaman otogar yapacağım demişti. 2014'te lüks bir iş merkezi yapacağım diyor. Sonra otogar yapacağım diyor. Yani devamlı taklatıyor başkan. Toplu konut ve kentsel sosyal alanlar. Evet. Burada da TOKİ konutlarının yapılmasını sağlayacağız diyor. Zaten çevre Burdur'daki bütün ilçelere baktığımız zaman bir tek Karamanlı kalmıştı herhalde TOKİ yapılmaya. O TOKİ de zaten devlet yatırımıdır. Dolayısıyla birinci etap geldi. İkinci etap da başladı. İnşallah ihale süreci başlamış. Önümüzdeki sene yapımı başlanacaktır. Evet, burada üçüncü maddeyi söylemek istiyorum. Bağlı orman, ardışlık mevki ve baraj işletmesinin çevresinde düzenlemeler yapılarak temiz ve ferah piknik alanları oluşturulması için çalışmalar yapılacak. Ardışlık'ta henüz hiçbir işlem yapılmadı. Baraj da güzel piknik alanı yaptı başkan. Çok güzel oldu orası. Ama işte gene polemik diyor başkan da. Birazdan o konuyu konuşacağız. O konuya birazdan gelelim gene. Bağlı ormanda maalesef Karamanlı'nın en değerli, en güzel doğa harikası, tabiat harikası olan Bağlı Orman'a da başkan meclis üyelerimin zoruyla meyhaneleri oraya yapmak zorunda kaldım diye kendi beyanatı vardır. Ama burada piknik alanı yapacağını söylemiş. Gene bir takla olayları yapmış. 4. Eski sanayi bölgesi olarak bilinen alanda gerekli çalışma yapılacak.
en iyi şekilde değerlendirilecek demiş. Vaat etmiş. 5 senedir oraya bir taş dahi konulmadı. Halen daha koca meydan bomboş duruyor. En değerli, en gözde yerimiz çarşımızın göbeği. Vaat etmiş. Bir değerlendirme yapmamış. Ve son şeye gelelim. 5. madde çok önemli. Başkan 5 sene önce demiş ki sinema salonunda ısı yalıtımı, koltuk düzenlemesi, iç dizayn ve salona giriş yeri tadilatı yapılıp kalorifer tesisatı döşetilecek, salonda belirli zamanlarda sinema izlettirilmesi için gerekli araştırmalar yapılacaktır. Maalesef ki 5 senedir bizim taklacı başkan buna da bir kılıf uydurur yarı. Hiçbir şekilde bu konu hakkında bir işlem yapmadı. Bizim eski sinema salonumuz halen daha eski sinema salonu. Hiçbir artı bir şey yapılmadı oraya. Evet. Maalesef olmadı yani, yapılmadı, yapılmıyor. En son olarak son şey söylemek istiyorum tekrardan. Mevcut başkan zaten kendisi beyan etmişti. Buradan tekrar göstermek istiyorum. Çevre altyapı ağaçlandırma çalışmalarımız adı altında. Altyapıyı vaat etmiş. Vaat ettiği gibi de yapmış, başlamış. Dolayısıyla vaat etmedim bir cesaret örneğidir demenize gerek yok. Vaat etmişsiniz ve yapmışsınız. Ben burada söylemek istiyorum. 4 Kasım 2017 tarihinde başkanın kendi sosyal medya paylaşımında var. Söz vermedik, yapıyoruz dedi. Söz vermiş. 2014 seçim beyannamesinde altyapıyı yapacağına dair söz vermiş. Ben buradan daha fazla vakit almak istemiyorum. Ekrana yansıtıyoruz zaten şu anda sizlere. Sizler bunları tek tek okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Başkan 5 sene önce vaat etmesine rağmen maalesef vaat ettiklerinin en önemlileri diyerekten ben birkaç başlık altında sizlere aktarmak istedim. Kusura bakmayın, biraz fazla vaktinizi aldım ancak elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sizlerin daha net, şeffaf bilgiye sahip olabilmeniz için. En son sayfada başkan seçim beyannamesi, 2014'teki seçim beyannamesinin son sayfasında özetle diye bir başlıkla küçük bir yazı yazmış. Buradan biraz bir şey okumak istiyorum ben. Diyor ki, her kesimden hemşerimizin en iyi şekilde hizmetlerimizden faydalanması adına uzmanlardan oluşan bir ekiple ilçenin yatırım alanlarındaki ihtiyaç analizini ulaşımdan turizme, eğitimden altyapıya, gıdadan tarıma, çevreden yaylaya kadar tüm alanlarda çalışmalarımızı şekillendirdik. Karamanlı'mızda yeni bir belediyecilik anlayışı ile şeffaf, hesap verebilir bir belediye yönetimi ile birçok konuda en samimi çalışma yürüten biziz diyor. Dolayısıyla ben 9 haftadır Sayın Başkan'a, bu hafta 10. hafta, belediyenin bütçesini soruyorum. Geçen günkü yaptığı programda kendisi tekrar şunu söyledi. Parklardan araçlara kadar bütün 5 senedir yaptıklarımızın kitapçığını hazırlıyoruz. Hepsinin maliyetlerini orada tek tek belirteceğiz diyor. Ben buradan tekrar şunu sormak istiyorum. Acaba bizim başkan toplama yapmayı bilmiyor mu? Sorduğumuz şey şu. Benim bir aday olarak, başkan adayı olarak soruyorum ve halkın sorduğu şey şu. Belediyenin borcu ne kadar? Toplam, brüt borcu nedir? Biz bunu soruyoruz. İlk programdan beri bunu soruyoruz. Maalesef halen daha öğrenemedik. Başkan gene kendi tabiriyle sağ gösterip sol vuracak, taklalar atacak. Kitapçıkta bakalım neye ne kadar fiyat belirtecek. Bunu çok merak ediyorum. Evet. Göreceğiz yakında kitapçık ulaşır nasılsa. Şimdi çok fazla vakit aldık. Öncelikli olarak özür diliyorum Karamanlı hemşerilerinden ama maalesef ki sizin bilinçlenmeniz için biraz vakit almak zorundayız. Şimdi taklacı başkanın yeni vaat ettiklerinden birkaç konuşma yapmak istiyorum. Sayın Başkan önceki gün sizinle yapmış olduğu programda dedi ki Karamanlı için cazibe merkezi oldu Karamanlı. Evet. Ben düşünüyorum Karamanlı hangi anlamda cazibe merkezi oldu? Şimdi başkan kendi söylüyor, diyor ki parklar farklarımız bizim. Evet.
Doğru söylüyor aslında. Neden doğru söylüyor? 12 mahallede 43 park var. 5 senedir park dışında hiçbir şey yapmadı. Ve çevre ilçelere bakarsak, çevre ilçedeki belediye başkanlar, Türkiye geneli bile bakabiliriz buna. Belediye başkanlığının görevi sadece yol yapmak, park yapmak değildir. Farkınız bu, doğru. Siz 5 senedir sadece 43 park yaptınız. Başka bir şey yapmadınız. Yatırımcının göz bebeği oldu diyor tekrar. Hangi anlamda? Bunu da ilginç, bilmiyorum. Ve kendisi şunu söylüyor. Gençlerin ve çocukların geleceği için çalışmalar yaptım diyor. Biz gözlemlediğimiz zaman gençler değil de çocukların geleceği için sadece 43 park yapıldı. Yani çocukların geleceği park mı oluyor? Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Ben belediye başkan adayıyım. Köylere gidiyoruz, köy ziyaretleri yapıyoruz ve orada da bunu belirtiyorum. Köyler ilçeye bağlıysa belediyenin bütün imkanlarından faydalanması gerekiyor. Tabii ki. Dolayısıyla bizim Taklacı Başkan devamlı olarak köylerimiz ile birlikte Karamanlıyız diyor. Bana manidar geliyor. Zaten Karamanlı, köylerle birlikte Karamanlı. Yani bunu söylemesinin mantığını ben çözemiyorum. İlginç geliyor, manidar geliyor. Devamlı olarak sosyal medyadan çalışmalarımızı halk ve dışarıdan herkes takdir ediyor. Gerek yorum ve beğeni yapıyor diyor başkan. Sosyal medyadaki paylaşımlarının %90'ı kandırmaca, yalan. Gördüğümüz gibi 2014'teki vaat ettiklerinin hiçbirini, yani hiçbirini demeyelim, %80'ini yapamamış. Ve yeni projeler arasına da yer vermiş. Yani şöyle bir baktığımız zaman yeni projelerinin %80'i devlet yatırımı, %20'si de çiçek, böcek ve park gene. Yani bir belediye olarak belediyenin bütçesiyle biz sadece park mı yapabiliyoruz? Yani belediye başkanının ben mantığını çözemedim. Hayır, belediye bütçesiyle birçok yatırım yapılabilir. En önemlisi de halkın kalkınmasına yönelik yatırımlar yapılabilir. Artık şu parkı bir bırakalım. İlçemizde 12 mahalle var, 43 park var. Parkı bir bırakalım artık. Parklar halkın karnını doyurmuyor maalesef. Şimdi kendisi diyor ki ben gelmezsem altyapı durur. Yapılamaz. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Tefendi Belediyesi mevcut altyapı yarıdayken aldı, tamamladı, yollarını asfalt yaptı. En yakın belediye olduğu için ve görsel amaçlı da hepimiz iyi bir şekilde gözlemleyebildiğimiz için, birebir yaşadığını gördüğümüz için orayı örnek gösteriyorum. Yeraltı çalışmalarını yarım bir şekilde alan başkan, Tefendi Başkanı bitirdi ve yollarını asfalt yaptı. Yani siz başkan olmadığınız takdirde, ben olduğum takdirde yarım kalmayacak bu. Bu bitecek. Bu sizden kaynaklı bir olay değil ki. Neden yani bitmesin? Mutlaka bitecek o. Artı 43 parkın dışında başka ne yapıldı ilçemize? 3 tane devlet yatırımı geldi. Tokiler var. Spor salonu. Fen Lisesi'nin yurdu. Başka bir devlet yatırımı geldi mi? Bir de şey var. Kapalı devre. Kapalı devre, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, bunların hepsi zaten devlet yatırımı. Evet. Bunların hepsi devlet yatırımı. Bunun dışında mevcut başkanın 5 senedir yaptığı bir şeyi söyleyin o zaman bana. Benim gözlemlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla sadece park yapıldı. Başka bir şey yapılmadı. Ve bunun da aksini iddia edemediği için başkan çıkıp da cevap veremiyor. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır demiş. Evet. Çok güzel. Demek ki bir daha başkanlık verilirse sayın başkana, bu sefer 43 tane de Luna Park yapacak ilçemize. Yaptıkları çünkü park. Yeniden yaptıklarım yapacaklarımın teminatı diyor ya. Evet. Bu sefer de 43 tane de Luna Park yapacak demek. Halka bırakıyorum onun takdirini ben. Tabii, halka bırakıyorum. Mutlaka her şeyi şimdi değerlendirir. Polemik yaratılan, denilen konuya gelmek istiyorum. İkinci konumuz. Birincisi otogardı. Halen daha bu konuda net bir açıklama yapamadı başkan. Başkan muhtemelen daha sonraki programlarda bu otogarla ilgili ne zaman?
Seçim 15 gün kaldı. Ne zaman? 15 gün kaldı, şu önümüzdeki günlerde mutlaka konuyla ilgili mutlaka bilgi verecek. Mutlaka ona da bir kılıf uyduracaktır. Barajı uydurduğu gibi, ondan sonra onu da çıkartır. Göz boyamaya çalışır. Şimdi ben dedim ki barajın içini Sayın Başkan mermer ocağı harfiyatlarıyla doldurmuştur. Su havzasını daraltmıştır. Şimdi başkan çok güzel kalktı, oraya bir güzel kılıf giydirdi. Lokanta yapacağım dedi, köprü yapacağım dedi. Görselleriyle o kadar mükemmel bir yer gösteriyor ki bize. Şimdi manidar geliyor gerçekten ya. Karamanlı'da hiç mi yer kalmadı? Barajın etrafında hiç mi yer kalmadı da barajın içi dolduruluyor? Tamam. Şimdi yönetmenimden ben rica ediyorum. Eski görsel ile barajın bu doldurulduğunu iddia ettiğimiz, söylediğimiz görselini ve eski haliyle yeni halini, fotoğraflarını yönetmenimiz ekrana getirsin biz konuşurken. Halkımız gözlemlesin ve takdir etsin artık. Daha fazla bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Bizim barajımız içerisine lokanta yapılsın, keyfi amaçlı iskeleler yapılsın diye baraj yapılmadı. Burası deniz kenarı değil, deniz değil, göl değil. Burası maalesef ki baraj, küçük. Yani bir Burdur Gölü, Salda Gölü değil burası, baraj. Baraj yapılma amacı halkımızın sulamada kullanması için içini doldurmak değil. Görselden daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Halkımız görseldeki farkı kendisi ayırt edebilecektir. Ayırt etsinler. Yani ben takdiri burada şunu versin söylemek istiyorum. Size çok inandırıcı gelmedi herhalde o proje. Şimdi Nedim Bey. Şimdi eski haliyle bir de yeni halini karşılaştırdığımız zaman öyle bir alanın yapılması... Büyütüldüğünü var. Tepecik var. O yalan değil. Ama mevcut barajdan piknik alanından gelirken karşıdaki tepecikle bu taraftaki alan arasında başkanın dediği köprü yapacağım, ileride oradaki lokanta bittikten sonraki arayı alacağım dediği nokta öyle hafif indirgenecek bir olay değil, göründüğü gibi değil. Görselden net anlayacaksınız zaten. Bizzat zaten görsele bile bakmanıza gerek yok. Bir zahmet arabanıza binin. Baraj yaklaşık. Evet. Yani Karaman'ın uçtuğunca zaten kaç kilometre? Gidin baraja bakın. Evet. Gözlemleyin kendi gözünüzle. Kolay bir şey değil. Artı tepecik orada küçük bir tepecikken baraj dolduğu zaman belli bir seviyesine kadar su doluyormuş zaten. Yani onun üzeri doldurulmuş olsa huni şeklinde yukarıya doğru çıkar. Demek ki bir tek onun üzeri doldurulmadı. Etrafa doğru biraz daha yayıldı, büyütüldü ki yuvarlak bir alan oluşturuldu. Fiziksel açıdan mantıklı değil zaten söylenen. Sadece ben üzerine 2 metre kadar taş doldurdum olayı yaparsanız sadece üzerine doldurduğunuz zaman huni şeklini alır. Ama siz etrafına yayaraktan yuvarlağa üzerine taş koyarsanız etraflıca, o zaman yuvarlak çemberi biraz daha büyüyor. Fotoğrafta bellidir ama zaten. Bizzat kendiniz gidip de gözlemleyebilirsiniz de. Bu konuda halka bırakıyorum takdiri artık. Bence baraj halkın tarımsal kullanmasındaki sulamasında kullanması gereken bir suyun dolması gereken alandır baraj. İçerisine lokanta değil, iskele değil, gerekli değil. Başkanın da yapmış olduğu slide gösterisi çok güzel. Çok gösterişli, albenili. Bir detay dikkatinizi çekti mi? Oradaki baraj evleri 10 tane taş evi var. Evet. O taş evlerinde kim ikamet edecek? Detay vermedi. Bir. İkincisi, araba parklarından bahsetti. Manidardır. Bizim ilçemizde sayıldıdır o parktaki araçlardan. Dolayısıyla yani oradaki lüks araçları koymak bile manidar diye düşünüyorum. Şimdi detaylı incelediğiniz zaman taş evler de manidar, kim oturacak? Parktaki, otoparktaki araçlar da manidar, hepsi de ultra lüks araçlar. Abartılı geldi herhalde. Çok abartılı. Ya orada görsel olarak bir şeyler hazırlanmış tabii. Ama işte az önceki otel olayı gibi, 2014'teki otel vadindeki gibi, evet. Siz kalkıp Antalya'daki veya Bodrum'daki 5 yıldızlı ultra lüks otellerin fotoğraflarını koyup otel yapacağım deyip de halkı kandırmak olmuyor mu bu? Yani bizim barajın içerisine bu kılıfı giydirip de, doldurulmuş kılıfı giydirip de lokantamızı, her şeyimizi yaptığımız zaman biz o lüks araçlara binebilecek miyiz? Evet. O otoparkta böyle lüks araçları koyabilecek miyiz? Bizde öyle araçlar yok. Neyse, onu artık bu konuyu mutlaka halkımız değerlendirecektir. İsterseniz başka konulara geçelim. İnşallah değerlendireceklerdir.
Evet, halkın görüşlerini aldığını söylüyor başkan ama maalesef en son 24 Nisan 2018'de kadınlara yönelik bir halk günü düzenlemiş. Ondan önce de 12 Nisan'da bir halk günü düzenlemiş. 1 Nisan itibariyle benim belediye başkanlığı yönetimimde ilçemizde her ay düzenli olarak halk günü düzenleyeceğiz. Dediğim gibi birlikte yöneteceğiz. Dolayısıyla ivedilikle ne zaman isterseniz halk günü yapabiliriz. Benim sıkıntım yok. Verebilecek cevabım olacağı için her gün halk günü de olabilir. Kapılar açık olacak zaten. Sıkıntı evet, yok. Evet. Şimdi şöyle hemen notlarıma bir gözden geçireyim. Şimdi başkan programda dedi ki yapılamaz denilenleri yaptık diyor. Bunların neler olduğunu açıklamasını istiyorum. Yapılamaz denilenler nelerdi? Yani gene siz diyeceksiniz de 5 senedir sadece park yaptı. Eğlenceye yönelik yatırım yaptı. Yani yapılamaz denilen bu muydu? Benim kişisel fikrimi yani söyleyeyim. Hayır, muhakkak sizin gibi diyen vardır yani belki. O yüzden. Benim kendi kişisel fikrimi söyleyecek olursam bugüne kadar TOKİ'nin yapılamayacağını mesela hep söyleniyordu. Halk karşısında TOKİ bir türlü yapılamadı. Gelmez. Sebep? Ya bu TOKİ devlet yatırımıdır. Ya mutlaka. Bunu bir öncelikli olarak bir netleştirelim. Bakın vatandaş bunu devlet yatırımı olarak bilmez. Onu izah edelim o zaman. Yani şimdi TOKİ, ben bir Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi fikriyle oluşturmuş olduğu bir alt gelir seviyesine sahip vatandaşların ev sahibi olabilmesi için Türkiye geneli başlatmış olduğu bir TOKİ ev sistemi. Bu devlet yatırımıdır. Bugüne kadar gelmemiş olmasının sebebi bence manidar. Yani bir belediye başkanından kaynaklı gelemiyor olmasının değil yani. İşte vatandaş. Mümkün değil. Vatandaş dediğim gibi şimdi TOKİ'leri düşündüğü zaman devlet yatırımı olarak düşünmez vatandaş. Tamam başkan. İşte TOKİ'ler kimin zamanında yapıldı? İşte Sayın Fatih Selimoğlu zamanında yapıldı. Vatandaş bu şekilde bilir. Tamam başka. Çünkü başkan diyor ki lütfen. Yapılamaz denilenleri yaptık diyor. Yapılamaz denen demiyor. Yani çoğaltıyor. Demek ki başka şeyler de var. Ben bunları merak ediyorum ve soruyorum. Şimdi TOKİ son olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Karamanlı hemşerilerim, TOKİ bir devlet yatırımıdır. Mevcut birinci TOKİ'ler yapıldı zaten, ikinci TOKİ'ler de yapılacak. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayıyım. İktidarın hizmetleri ilçemize gelecektir. Ben Burdur ve ilçelerindeki tek kadın adayım ve bölgenin tek kadın başkanı olarak bütün devlet yatırımlarını, bir tek TOKİ değil, bütün devlet yatırımlarının Karamanlı'ya geleceğinin %100 garantisini veriyorum. Bildiğiniz gibi tekrar belirtiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti yukarıda ittifak yapmıştır. Bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar denilmiştir. Bunu iyi analiz edin lütfen. Lütfen. Şimdi tekrar şöyle bir gözden geçireyim. Gene söylediklerimize geliyoruz ama başkan devamlı olarak diyor ki hayali değil hayati projelerle geliyorum. Benim projelerim, biz birinci programda bütün başlıklarını söyledik. Şimdi hayali vaatler ne oluyor da hayati projeler ne oluyor? Devlet yatırımları hayati projeler mi oluyor? Şu an başkanın birinci programda açıkladığı ve sosyal medyasından paylaşmış olduğu projelerine komplesine baktığımız zaman tekrar söylüyorum. %80'i devlet yatırımı, %20'si çiçek, böcek ve park. Böyleyken şimdi bunlar mı hayati proje oluyor? Manidar. Gerçekten ilginç. Evet. Hayati değil hayati projelerle geliyor diyor. Ben gelince hükümetin desteği de sonsuz olacak. Sayın Burdur milletvekillerimiz de bana yardımcı olacaktır. Bildiğiniz gibi ittifak var yukarıda. İlçemizde olmamasına rağmen yukarıda ittifak var. Milletvekillerimiz bana bütün sonsuz yardımı yapacaklardır. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle tekrar gözden geçireceğim. Kusura bakmayın, not aldığım için unutursam diye bakıyorum. Evet, evet. Sırayla da cevap vermek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan hükümet binasının yapılacağını söylemişti yeni vaatlerinde. Evet, evet. Az önce gördük ki 2014'teki seçim beyannamesinde de tekrardan var. Artı 15 Mart 2018 tarihinde kendi sosyal medyasında
hükümet binasının 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Müjde, müjde, müjde demişti. Ama ne oldu? 2018 yatırım programına alınan hükümet binasının temeli dahi atılamadı. Bu işte de bir takla var gene. Kemer ilçesinde hükümet binası yapılalı kaç sene oldu? Kemer ilçesi bildiğiniz gibi bizim nüfusumuzun yarısının da altında bir ilçe olmasına rağmen bu devlet yatırımını yaptırmıştır. Gördüğünüz gibi evet, bizim ilçemizde halen daha yapılamadı. Ve büyük bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. 112 acil hizmet binasının yeri uygun değil maalesef. Özellikle cuma günleri pazarımız olduğundan dolayı 112 acil hizmet binasının yerinden mütevellit yeri pazarın girişi, ambulansın giriş çıkışı zor oluyor. Bundan dolayı acilen onların daha rahat hareket edebilecekleri, daha uygun bir yer, daha hızlı bir şekilde erişebilecekleri, hastaya gidebilecekleri ivedilikler daha uygun bir yere transfer edilmeleri gerekli diye düşünüyorum. Yani bu dünyada insan hayatı çok değerli ve önemli. Bunun ivedilikler çözümünü sağlamak istiyorum ben. Tekrar şöyle bir bakayım. Evet, Başkan Kocadere ıslahından bahsetti. Kocadere ıslahı gene dere ıslahı. Dere ıslahı da bir devlet yatırımıdır. Merkezdeki dere ıslahı, Kocadere ıslahı dediği yer başkanın Kimpaşı'nın önündeki ıslah şehrin yapılacak dere. Şehrin ortasından şehrin geçiyor. Merkezindeki çok büyük olmayan bir evet, deredir. Yani bu da son seneye bırakılması manidar. Tamam, devlet yatırımı bu da. Yani başkan neden kendi projeleri arasında bunu da söyledi anlamış değilim. Ve önemli bir konuya gelmek istiyorum. Katı atık transfer tesisi. Sizin geçen günkü yapmış olduğunuz programda başkan dedi ki sanayinin arkasına, mermer fabrikalarının arkasına çöp toplama yeri yapacağını söyledi. Şimdi çevre ilçelerden gelecek çöpleri merkezde Karamanlı'da toplanıp buradan Burdur'a transfer edilecekmiş. Güzel bir proje ancak bence yeri uygun değil. Zaten mevcut çöpümüzün olduğu yerde de bir etrafında bir koruma olmadığından kaynaklı çöplerin evet, özellikle evet, kağıt, poşetler evet, rüzgardan evet, dolayı uçuşaraktan tarlalarımızı çevre kirletiyor. Çok yaratıyor, çevre evet, kirliliği evet, yaratıyor. Çok basit bir yöntemle bunu önleyebilirdik ama maalesef bugüne kadar gelen başkanlar bunu düşünmemişler. Etrafına bir tel örgüyle çevrilmesi sağlansaydı %80 bu poşetlerin, kağıtların uçuşması önlenirdi diye düşünüyorum. Bu basit bir yöntem, en basit yöntem bu olmasına rağmen bu dahi yapılamamış. Şimdi bütün çevredeki 3-5 ilçenin çöpünün geldiğini, sanayinin arka tarafına, mermer fabrikalarının arka tarafına konulduğunu düşünürsek daha kötü. Yarın bu sefer barajımızın içine uçuşacak bu çöpler. Yakınında baraj var. Yer olarak bence çok uygun bir yer değil. Bu sefer daha kötü sonuçlar alacağız. Barajımız kirlenecek. Çok kötü olacak. Evet. Ve başkan gene Çamlık Aile Çay Bahçesi için revize edeceğinden bahsetmiş. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Sevgili Karamanlı hemşerilerim, Çamlık Aile Çay Bahçesi'ni 1 Nisan itibariyle belediye başkanı olduğum an itibariyle Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlerde söylediği gibi çay bahçesini millet bahçesi yapmak istiyorum. Yani millet bahçesi olursa çay bahçesi belediyeye ait bir bahçe olacak, çay bahçesi evet, evet, ve bütün halkımız gidip orada ücretsiz bir şekilde çayını içip dinlenebilecek. O zaman bu günün en flash aynen öyle oluyor o zaman. Aynen öyle. Bildiğiniz gibi yukarıda ittifakımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesine ben belediye başkanı olduğum gün itibariyle mevcut Çamlık Çay Aile Çay Bahçesi'ni millet bahçesi yapacağım. Buradan bütün hemşerilerimize müjdeyi verelim. Şimdi başkanın diğer bir projelerinden biri sanayi dükkanları. Sanayi dükkanlarıyla alakalı bayağı sıkıntılar var.
Siz ben, de bahsetmiştiniz zaten. Ben modernizasyonun yapılmasından bahsetmiştim. Başkan yeni dükkanlar yapacağını, genişleteceğini, büyüteceğinden bahsetmiş. Şimdi tekrar buradan soruyorum. 5 senedir niye bir şey yapmadınız da şimdi yapmak istiyorsunuz? Yani 5 senedir doğru düzgün sanayinin yoluyla dahi ilgilenmemişsiniz, gitmemişsiniz, bakmamışsınız. Şimdi sanayiden deyip ben konuyu atınca hemen sanayiyle alakalı bir proje gelişti. Bu da manidar. Çok ilginç geldi bana. Yöresel ürün dükkanlarını yapacağının vaadini veriyor başkan şu anda. Az önce 2014 vaatlerine baktığımız takdirde tekrar vardı. Ben tekrar söylüyorum. 2-3 park eksik yapılsaydı da keşke ana yollarımızın üzerine küçük, minik, yöresel ürün dükkanları, satış dükkanları yapılabilseydi diyorum. Bu yapılamayacak bir şey değil. Çok büyük maliyeti olan bir şey değil. Yani bir parkın maliyetiyle bile yapılabilirdi. Evet. Maalesef. Şöyle baktığımız zaman çok fazla detaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi yani %80'i başkanın projelerinin. Devlet yatırımı %20'si de çiçek, böcek, park. Gene. Tekrar şuradan bu detayı vermek istiyorum. Mevcut başkan 5 senedir 43 park ve bağlı ormana götürmüş olduğu meyhanelerin dışında yapmış olduğu bir yatırımı varsa lütfen kendisi beyan etsin. Biz göremedik, gözlemleyemedik, görmedik, yok. Dolayısıyla ben bu yüzden devamlı olarak 43 park diyorum. Ve aksini de iddia edemiyor başkan zaten. Dolayısıyla tescillenmiş oluyor. Filiz Hanım, bugün gündem sizin açınızdan oldukça yoğundu. Ve programın sonuna doğru çok flash bir projenizden bahsettiniz. Yani bir açıklama yaptınız. Millet evet. Bahçesi'nden bahsettiniz. Başkan olduğum gün Çamlık Aile Parkı'nı Millet Bahçesi yapacağım dediniz. Evet, doğru. Ekranlarımızın, yani programımızın son dakikasında neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Daha önceki programlarımızda söylemiştik zaten. Mevcut başkanın projelerini açıklamasından sonra eski ve yeni projeleri arasındaki incelemeyi yapacağımızı söylemiştik. Ve bu hafta bunu gerçekleştirdik. Biraz uzun sürdü, kusura bakmayın. Çok kıymetli Karamanlı hemşerilerim. Sen varsan bir fazla, sen yoksan bir eksiyiz. Gelin hep beraber birlikte Karamanlı'yı yaşanılabilir bir ilçe yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Karamanlı'yı yaşamak istiyorsanız Karamanlı TV'yi Facebook ve YouTube kanallarından takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizden uzak kalmayın. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.